Hayır, olamaz. Bütün şehrimizi korudu çocuk. Çok da gençti ama ihanete uğradı. Onu vurdular. Yazık oldu çocuğa. Hem de çok yazık oldu. Sana minnettarız evlat. Sayende kurtulduk. Sen olmasaydın mafya bütün köyümüzü işgal edecekti. İyi ki bizi kurtarmışsın. İyi ki. Keşke ölmeseydin. Çok da gençsin. Çok da yakışıklıymış ya. Yazık oldu güzelim çocuğa. Onu geri getirmemizin bir yolu olmalı. Bir şeyler yapamayız mı arkadaş? Arkadaşlar bir şeyler yapamaz mıyız? Haa ne oluyor be, siz de kimsiniz? Neredeyim ben ha, neredeyim? Ne yapacaksınız bana, kaçırdınız mı beni? Adamlarım nerede ha, adamlarım nerede? Öldürecekler sizi adamlarım. Haa işte bu, çocuk uyandı, ölmemiş, yaşasın. Arkadaşlar olamaz bu, Ali'nin arkasında gördüğünüz serseri mafyalar Ali'ye ihanet ettiler. Ali'nin intikam alması için yardımlarınıza ihtiyacı var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin ki Ali intikamını alabilsin. Lütfen arkadaşlar yardımlarınıza ihtiyacımız var. Sakin ol evlat, sana her şeyi tek tek anlatacağız. Sen bizim hayatımızı kurtardın. Ne diyorsun sen ya, ne diyorsun? Adamlarım nerede? Adamlarıma bir şey oldu mu? Yazık, hala adamlarını düşünüyor. Adamların seni sattı, sen onlar yüzünden buradasın. Ha ne diyorsun, yalan söylüyorsun. Onlar asla bana ihanet etmez. Hayır, doğruyu söylüyoruz biz. Sen bütün mafyayı öldürdün. Onlar da seni arkandan vurup kaçtılar. Senden kurtulup bütün şehri istila edeceklerini söylediler. Demek öyle, vay şerefsizler. Ben sorarım şimdi onlara. Dostum iyi de biz senin öldüğünü gördük. Sen nasıl yaşıyorsun? Gözümüzün önünde vurdular yani seni. Nasıl yaşayabilirsin? Ya birader, oradan bakınca salağa mı benziyorum? Çatışmaya geldim. Tabii ki çelik yelek giydim. Ben canımı yolda mı buldum ha? Yolda mı buldum? Tabii ki çelik yelek giymiştim. Çelik yeleğe isabet etmiş mermi. Dün gece de yani mafyacılık oynamaktan uyuyamamıştım. Uykum gelmişti. Uyuyakalmışım. Ölmedim yani ben. Ama bana ihanet eden o geri zekalı şerefsizleri öldüreceğim. Siz hiç merak etmeyin. Onları yaşatmayacağım. Öldüreceğim onları. İşte bu be. İşte bu. Hayat dediğin böyle olur. Sonunda o salak ucuğu be. Maraz Ali'den kurtulduk. İşte bu. Şu paralara bak. Harbiden kardeşim ya. Sonunda kurtulduk şu salak çocuktan. Yaşasın. Artık bütün şehir bizim. Çok zenginiz. Şu arabalara bak. Harbiden ya, iki tane de karşılıklı villa aldık, kölelerimiz bile var, ne desek yapıyorlar. Tabi canım, herkes için birer tane köle aldık, sonunda kurtulduk o kendini Maraz Ali sanan salaktan. Harbiden be, yaşasın zenginlik, yaşasın mafyacılık, yaşasın bütün şehir bizim. Helikopterimiz, uçağımız bile var lan, çok zenginiz, bütün şehir bizim. Ya beyler, her şey iyi güzel de, bu çocuk şimdi bir yerden çıkmasın, öldüğüne eminiz değil mi? Lan salak salak konuşma, görmediniz mi? Vurduk işte, öldü çocuk, öldü gitti, bitti, kül oldu. Tabii oğlum, ben kendi ellerimle vurdum, geberdi herif. Ya rahat olsanıza biraz ya, sıcağın, tatilin, paranın, zenginliğin, her şeyin tadını çıkarmaya bakın. Maraz Ali de Maraz Ali, öldü oğlum o. Hayır yani, şehirdeki diğer herkes, Kerem komiser de dahil, hapiste zaten. Biz artık bu şehrin sahibiyiz, kimse bize bir şey yapamaz. Bir sürü arabalarımız, lüks motorlarımız, bir sürü paramız var. Tadını çıkarın, boş verin artık Ali'ye, o geçmişte kaldı. Hop hop kardeş, dur, daha yeni uyandın, nereye gidiyorsun hemen ha? Hepinize yardımlarınız için çok teşekkür ederim ama almam gereken bir intikam var. Kimse Maraz Ali'ye ihanet edip hayatta kalamaz. Oğlum iyi de daha yeni mermi yedin, yeni uyandın, bir yaran falan olabilir. Evet kardeşim, sen bizim hayatımızı kurtardın, biraz bekleseydin iyi olduğundan emin olsaydık. Gerekmez, teşekkür ederim, intikam beklemez, benim artık gitme vaktim geldi. Çok teşekkür ederim size, görüşürüz. İnşallah kendini öldürtmez bu çocuk zorla. Umarım ona ihanet eden mafya üyelerini tek tek öldürüp intikamını alır. Vallahi ben bu çocuğa güveniyorum, bence intikamını kesin alacak. Sizce alacak mı arkadaşlar, yorumlarda yazın. İlk işim önce gidip herkesi hapisten çıkarmak olacak. Ama onları çıkardığımda Kerem komiserin beni hapse atmaması için onunla bir anlaşma yapmalıyım. Selamünaleyküm millet, ben geldim, sizi çıkartacağım buradan, hatamı telafi edeceğim. Ali oğlum, ama bu nasıl olur, sen ölmemiş miydin? Allah bu şükürler olsun, oğlumuz, biricik oğlumuz Ali yaşıyor, yaşasın. Baba bak, Ali ölmemiş, yaşasın, Ali yaşıyor. Görüyorum Yusufcuğum, görüyorum. Ali ne görüyorsun, çıkarsana bizi.
Ali'yi. Çıkaracağım, çıkaracağım. Durun, acele etmeyin. Ya ben anlamıyorum. Herkes bugün sen ölüydün diyor. Ben ölmedim ya. Uyumuşum, uyumuşum. Ali ne bileyim, o yanındaki mafyalar sana ihanet ettiklerini söylediler. Seni öldürdüklerini, senden kurtulduklarını söylediler. Biz de öldüğünü düşündük. Çok üzüldük. Oley be, torunum ölmemiş. Yaşasın be, yaşasın. Hala dedeyim. Hadi Ali'cim, ne bekliyorsun? Çıkarsana bizi artık. Çıkaracağım çıkarmasına, ama öncesinde bir şeyden emin olmam lazım. Bana söz vermeniz gerekiyor. Söz vereceksiniz bana. Ne sözünden bahsediyorsun Ali sen, ne sözü? Bizi buraya sen tıktın zaten, bizi çıkarmalısın artık. Evet Kerem komiserim, haklısın. Buraya sizi ben tıktım. Ama bir şartım var çıkarmam için. Ben bir hata yaptım. O salak heriflere güvendim. Sizi buraya tıktım. Ama beni hapse atmayacağından emin olmam lazım Kerem komiser. Üzgünüm Ali, söz veremem. Çok yanlış şeyler yaptın. Sen hapisi hak ediyorsun. Kerem komiser, beni affetmek dışında şansın yok. Yoksa burada kalırsın. O bütün mafyalar şehri ele geçirirler. Sizi çıkarmazsan eğer bütün mafyalar, bu şehir onların olur. Çok bir şansın yok yani Kerem komiser. Beni hapse atmayacağına söz vereceksin. Tamam Ali, tamam, atmayacağım. Yeter ki çıkar bizi buradan. İlk şartımı kabul ettin. Şimdi ikinci şartta sıra. Ya Ali, başlayacağım oğlum şimdi sana. Çıkarsana lan bizi, şartına da sana da başlayacağım ya. Bundan sonra mafya olmayacağım. Marazeli olmayacağım. Ama son bir işim daha var. Bana ihanet eden adamları öldürmeliyim Kerem komiser. Bu yüzden bana kızamazsın. Beni tutuklayamazsın. Duydun mu? Ya yardım edersin ya da ya karşımda olursun. Ya seninle beraber o mafyadaki herkesi öldürürüz ya da sizi çıkarmam. Sen bilirsin Kerem komiser, seç. Ya Kerem, ne istiyorsa şu velet kabul et de çıkarsın artık bizi buradan ya. Herkesin içinde tuvaletimi yapamıyorum. Çok kakam geldi. Abi ben şuraya gizlice yaptım. Sen de git yap. İçinde kalacağını oraya yap. Fakir amca, senden de bu beklenirdi zaten. Ne yapsam bilemedim. Tamam, kabul ediyorum. Beraber o mafyaları öldüreceğiz Ali. Ama sen de hemen bizi çıkarıyorsun. Ama bak, buradaki herkes şahit. Bir daha mafyacılık oynadığını, bir daha mafya olmaya kalktığını görüp seni hapse atarım. Bir daha asla çıkarmam. Duydun mu beni ha? Duydun mu? Kabul mü? Kabul Kerem komiser. Hadi bakalım madem. Gelin çıkın. Buna bak Ali. Hala sana güvenebilir miyim? Emin değilim. O yüzden sürekli gözüm üzerinde olacak. Kerem komiserim, ben sözümü tuttum. Sıra sende. Ya şimdi benim yanımda olursun, mafyayı beraber bitiririz. Ya da ben tek başıma işimi hallederim. Sen bilirsin. Sana kalmış. Ya mafya sana ihanet etmeseydi ha? Bizi hapse tıkmadın mı sen? Bizi asla çıkarmayacaktın ihanet etmeselerdi. Şimdi ben sana niye güveneyim ha? Niye güveneyim? Çünkü ben sana güvendim. Hepinizi hapisten çıkardım. Şimdi sen de bana güveneceksin. Sana bir söz verdim. Sizi çıkardım. Bir daha da mafya olmayacağım. Ama onların işini bitirmeliyim. Onları benden iyi tanıman imkansız Kerem komiser. Bensiz bu işi halledemezsin. Benimle yapmak zorundasın. Yusuf oğlum, Ali'nin sana ihtiyacı var. Onları yalnız bırakamazsın. Nasıl yani babacım? O da ne demek? Oğlum Ali'yi duymadın mı sen? Duymadın mı? Mafyaları öldürmek istemiş. Az daha başarılı oluyorlarmış. Ali şu an çok sinirli. Gözü hiçbir şey görmüyor. Ama çok büyük tehlikede. Mafyaları her an öldürebilir onu. Siz amcaoğullarısınız. Gidip Ali'ye yardım etmelisin. Evet oğlum. Kerem komiseri ve Ali'yi, yani amcaoğlunu yalnız bırakma. Sen çok güçlü bir çocuksun. Onlara yardım edersen çok güçlü olursunuz birlikte. Evet, doğru söylüyorsunuz. Onları yalnız bırakamam. Ben de gidip onlara yardım etmeliyim. Görüşürüz anne. Görüşürüz baba. Asar oğlum benim. Sana güveniyoruz. Gidin şehri kurtarın. Şehrimizin size ihtiyacı var. Peki madem. Hadi bakalım öyle olsun. Gel, hazırlık vakti. Kerem komiserim durun. Beni de bekleyin. Ben de size yardım edeceğim. Birlikte o mafyalardan kurtulacağız. Yusuf, emin misin? Bak, bu okulda kızlara hava atmaya benzemez. Burada gerçek bir şeyden bahsediyoruz. Gerçek mafyalardan, gerçek silahlardan. Ölüm tehlikesinden. Ali'ye ne kadar sinir olsan da doğruyu söylüyor Yusuf. Sen bu işin dışında kal. Biz birlikte bu işi halledeceğiz. Ben her şeyin farkındayım Ali. Her şeyin. Ve size de yardım etmek istiyorum. Ve edeceğim. Peki madem çocuklar, gelin size silah, yelek, bir şeyler ayarlayalım. Artık o mafyalardan tamamen kurtulma vakti. Hadi bakalım çocuklar, geçin içeri. Burası gizli yerim. Vay anasını be Kerem komiser. Burası da neymiş böyle? Sen bizden nasıl sakladın burayı? Harbiden ya, bir sürü silah, bir sürü çelik yelek, bir sürü zırh var.
Bir sürü de bomba var. Şuraya bakın yani, bunlarla var ya değil mafyayı şehirdeki herkesi öldürebiliriz yani. Neyse çocuklar, sizi buraya getirdiğime pişman etmeyin. Neye ihtiyacınız varsa alın, sonra da o mafyalara günlerini gösterelim. Kerem komiser, tamam da şu lazerlerden bir kurtulsak mı ya, ne diyorsun? Biraz korktum şimdi, eritirler falan beni. Harbiden Kerem komiserim ya, sen de bize mi tuzak kuruyorsun? Allah Allah, anlamadım ki. Tamam ya, pardon, unutmuşum, kapatmayın, ne kızıyorsunuz? Hadi hadi, ihtiyacınız olanları alın hadi. İşte demiştim size, kesin burada saklanıyorlardır demiştim. Kaldırın ellerinizi, en ufak hareketinizle vururum sizi. Helal olsun Ali, gerçekten doğru yeri söylemişsin. Gerçekten burada saklanıyorlarmış. Ne olur vurmayın bizi, teslim oluyoruz ne olur. Evet, biz bir şey yapmadık, ne olur vurmayın bizi. Bir de utanmadan hala bir şey yapmadık diyor. Hem bana ihanet ettiniz hem de şehri ele geçirdiniz. Maraz Ali ihaneti affeder mi ha, affeder mi? Ben size demiştim ama bu çocuğu kontrol etmeliyiz demiştim. Hadi lan oradan, asıl ben demiştim kontrol etmeliyiz diye. Siz bir şey olmaz demiştiniz. İşte şimdi yakalandık, Ayva'yı yedik. Kerem komiser, anlaşmayı unutma, ben bunların hepsini öldüreceğim, seninle böyle anlaştık. Üzgünüm Ali, buna izin veremem, ben bir polisim ve birini öldürmene izin vermeyeceğim. Eğer bir tanesine bile ateş edersen eğer seni de hapse atarım. Ama seninle böyle anlaşmamıştık, ben bunları öldürmeliyim. Hayır Ali, öldürmene gerek yok, onları zaten yakaladık, artık hapse atacağız, onlar zararsız. Hapisten de bir daha asla çıkamayacaklar. Arkadaşlar, sizce de hapse mi girsin bunlar, yoksa ben intikam mı almak için bunları vurayım mı? Sizce hangisi doğru olan? Onları hapse atmak değil mi? Bana öyle geliyor. Bence hapse atalım. Vazgeçtim ben öldürmekten. E tabi oğlum, bu salaklar için hapse girmene değer mi Ali? Boşver, yakaldık zaten. Arkadaşlar yorumlarda yazın, hapse atalım yeter değil mi?